Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Saldırıda canlı bomba ile birlikte biri çocuk, 4 kişinin hayatını kaybetti. 7'si ağır, 36 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralananlardan 24'ü yabancı uyruklu. Vefat eden kişilerin ise 3'ünün İsrail asıllı, birinin İran asıllı olduğu iddia ediliyor. Saldırı gerçekleştiren örgüte ve teröristin kimliğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyet PKK ve IŞİD üzerinde duruyor. Saldırının turist kafilesinin yakınlarında olması nedeniyle IŞİD saldırısı gibi görünse de PKK ve TAK üzerinde de araştırma yapılıyor. Açıklaması yapıldı. Bu adama bu yayın yasağı var mı konuda? Haklı hocam. Yayın yasağı yok. Evet. Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek bir teröristi tanıtmıştı. Evet. Benim anladığım adam buydu. Evet. Adam hem PKK'lıyım diyor hem IŞİD'liyim diyor. Her yol var adamda. DHKPC değil mi? Bu oydu Allah'a. Evet. El-Kaide diyor. İsmini, soy ismini söylemişti. Murat İkmeğ'in demişti. Aynısı çıktı hocam. Değil mi? Evet. Ya bu adam hakkında uyarı yapmıştı zaten belediye başkanı. Evet. O filmi bulalım da oradan gösterelim. Tabii inşallah. Ama tabii bu bundan bitmez. Yani bunlar için canlı bomba sorunu olmaz. Adamın üstüne bombayı yüklüyorlar zaten. Şimdi git diyorlar. Eğer o patlatmazsa onlar patlatıyorlar. Yani çift emniyet sistemi kurmuşlar. Uzaktan onu izliyorlar. Bakıyorlar yani bir uygun zamanda eğer kendi patlatmazsa onlar patlatıyorlar. Radyo, telefon falan. Yani o tarz yöntemlerle. IŞİD böyle eylem yapmaz. Yani yaptı mı büyük kitleye yönelik yapar ve yaptığında da üstlenir. Bu tipik PKK eylemi. Çünkü seçtikleri yerlerde işte İstiklal Caddesi, Taksim, Maxim, Ankara'da Kızılay. Yani daha ziyade işte biraz onların gıcık oldukları aristokrat, bürokrat, efendim, işte seçkin gördükleri ya sosyeteden kişilerin veyahut işte dünyayı yaşamak isteyen insanların gelip gittikleri yerler olarak düşündükleri için oralara onların girmesini istemiyorlar. Şu an mesela o cadde bayağı seyrek insan bulunacak bir hale gelir. Bu eylemden sonra. Yani muhtemelen öyle olur. Çünkü çarşılar falan da herhalde biraz tenhaymış öyle mi? Evet. Aslında buna gerek yok ya çarşılar ne alaka var yani çarşı. Ya bir yerde yoğun kalabalık risk olur yani bir yerde. Yani düğümlenme şeklinde olan kalabalık. Yoksa çarşılar, maçlar olur mu öyle şey? Normal hayatın devam etmesi gerekir. Çarşıya çıkma, pazara çıkma, okula gitme. Yani bunun bir mantığı yok. Ya PKK'nın istediği bu. Felç etmek. Bu şahıs Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesi davasından tutukluymuş 2007'de. Evet. Bitti. Nerenin işiydi? İşte yani işi olacak iş mi şu ya? Suriye'de IŞİD bölgesine girip çıkmış. İstihbarat amacıyla girer. Birçok amaçla girip çıkabilir yani. PKK'lılar girmiyor mu? Herkes giriyor çıkıyor yani. Bu klasik bir PKK eylemi. Bak adamların ifadesi bak çok önemli. Bunu bu şekilde gerçekleştireceklerini adamlar bir ay önce söylediler. Evet. Biz metropollerde, büyük şehirlerde, sivil halkın bulunduğu bölgelerde bomba patlatacağız dediler. Ve insanlar sokağa çıkamayacak hale gelecek dediler. Aynısını yapıyorlar. Ama burada tabii gereksiz bir korku politikası izlemek doğru olmaz. Her yerin normal akışında kullanılması lazım. Yani abartılı düğümlenme olan yerler olmaz. Yoksa makul bir seyreklik, makul bir şey. Sokağa çıkılmaz diye bir şey yok. Olur mu öyle şey yani? O zaman kapıdan dışarı çıkamazsın. Hayır, o zaman seni adam evinde de bulur zaten. Yani o bir mantık değil ki. Yani sokağa çıkmamak veya çarşılara gitmemek, pazara gitmemek akıllı bir hareket olmaz. İşte duran kalkan
PKK'nın ünlü liderlerinden Duran Kalkan, biliyorsunuz. Geçtiğimiz ay PKK'nın şehirlerde eylem hazırlığında olduğunu belirtmişti. Gazetelerde de çıktı. Önümüzdeki Mart süreci büyük bir direniş sürecidir dedi. 2016 baharı Kürt'ün baharı olacaktır dedi. Kürt'ün de PKK'nın tabii. Bu Ankara'da 30 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda da etme bulması dünyası derler diyor. Bak, etme bulma dünyası derler. Sen edersen bulursun da ifadesini kullandı. İşte Murat Karayılan, PKK Yürütme Komitesi'nin üyesi Murat Karayılan. 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde meydana gelen saldırı öncesi ölümsüzler taburu metropollere saldırır demişti. PKK bunu açıklıyor bak. Ölümsüzler taburu metropollere saldırır demişti. Aynısını yaptılar. Cemil Bayık mesela geçenlerdeki konuşmasında gelecek aylarda diyor. Ya birkaç ay evvel söyledim. Gelecek aylarda iç savaş Türkiye'de ağırlaşacak. Mevcut durumda silahlı mücadeleye son vermek için hiçbir neden yok diyordu. E dediğinde yapıyor işte. PKK'nın şehirlerde eylem hazırlığında olduğunu söylemişti Duran Kalkan. E nereye kıvırıyorsunuz işte? PKK eylemi. Kendi söylüyorsunuz yapacağız değil mi? Yapıyorsunuz. Reuters da hemen IŞİD'in üstüne yıkmaya kalkıyor. Hiç işine gelmiyor. İngiliz devletinin kontrolünde Reuters. IŞİD yaptı diye haber yapan Karar Gazetesi yeni açılan bir gazeteymiş. AK Parti'ye yakınmış ama Erdoğan'a karşıt olarak bilinen bir grup. Bir süre önce Star Gazetesi'nden işten çıkaran ekipmiş. Tayyip Hoca'yla uğraşmayın. Tayyip Hoca'ma laf yok. Var da nezaketini eleştirebilirsiniz. Akılcı, doğru, dürüst konularda akılcı eleştirebilirsiniz. Ama öyle yıkmaya, devirmeye falan kalkarsanız kendiniz devrilirsiniz. Kanunla, hukukla. Aklınızı başınıza alacaksınız. Kanunsuz devirme, yıkma, sökme falan bunları unutacaksınız. Demokrasi yapıyorsa gel seçimle, gir seçime, kazan, alnından öpeyim. Ama oyunla buna müsaade etmeyiz. Bu olaylar durmaz. Devam edecek, eder. Hadislerde öyle, Peygamberimiz öyle söylüyor. Daha büyür, daha gelişir. Öyle gibi görünüyor. İmam Mehdi'nin zuhuruna kadar devam edecektir. Dedik 2016 olaylarla devam edecek dedim. Değil mi? Kendi kafamdan söylemiyorum, hadislerden söylüyorum. Tevrat'ın gösterdiği de bu, hadislerin gösterdiği de bu. Hocam siz seçimlerden önce söylemiştiniz. 2015'in sonlarında başlayacak olaylar demiştiniz. Seçimlerden sonra dediğiniz gibi hemen başladı. 2016, 2017, 2019'a kadar devam edecek demiştiniz maşallah. Evet. Şimdi 2016'da geçer. İnşallah. Böyle olaylarla çok dehşet şeylerle geçer 2016. Ondan sonra 2017 gelir. 2017 çok kilit bir yıl. O da geçer. 2018 geçer gelir. O da geçer. 2010 işte 2019 tırmanma yılları. İnşallah. 2020, 2021. İnşallah. 2023. Çok güzel zamanlar. İnşallah. İnşallah.